Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bir Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından yoğunlaşan saldırıların hedefi oldu. Akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti. En az 40 kişi de yaralandı. Bir sivil yerleşim yerine de klor gazıyla saldırı düzenlendi. Bir Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından İdlib gerginliğini azaltma bölgesine saldırılar yoğunlaştı. Bir sivil yerleşim yerine klor gazıyla saldırı düzenlendi. Rejim güçleri muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakip ilçesindeki sivil yerleşim yerini klor gazı yüklü bombayla vurdu. Saldırının ardından aralarında çocukların da bulunduğu siviller boğulma belirtileri üzerine tedavi altına alındı. İdlib'in farklı bölgelerine de Rus savaş uçakları tarafından 40 hava saldırısı düzenlendi. Kefrenbil, Han Şeyhun ve Mareddin Numan ilçeleriyle Tel Merdih, El Gedefe, El Tuh ve Masaran köylerine bombalar yağdı. Saldırıların ardından humalı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Savaş uçakları 7 katlı ve 4 katlı bir binaya zarar verdi. 6 cansız bedene ve 1 yaralı çocuğa ulaştık. İdlib son 2 aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Ocak ayında düzenlenen saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, 1447 kişi yaralandı. Suriyeli muhalifler, Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak özellikle İdlib'in güneyindeki çatışmalar sonlandırılmış değil. Suriye ordusu, Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle birçok köyü ele geçirmiş durumda.